PHP Türkiye'den herkese merhaba arkadaşlar. Ben Mehmet Ulus. PHP ile Laravel eğitimlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen dersimizde bildiğiniz üzere middleware yapısını birlikte incelemiştik ve bir middleware yapısı nasıl oluşturur, bunun kullanımı nasıl gerçekleşir bununla ilgili bilgi vermiştim. Bu bölümde sizlerle birlikte veri tabanı işlemlerine giriş yapıyor olacağız. Öncelikle bu dersimizde veri tabanımıza bir migration yapısı ile tablo nasıl oluştururuz ve bu migration yapımız ne işe yarar, niçin kullanırız bunlarla ilgili detaylı bilgi aktarmaya çalışacağım. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen uygulamamıza geçelim. Güzel projemizi yaparken arkadaşlar veri tabanımızı açtığımızda veri tabanımızı oluşturup bu veri tabanına ayrıca bu yapımıza yani MySQL veri tabanımız içerisinde manuel olarak veri tabanımızın oluşturacağımız tablomuzun ismini yazarak sütun sayısını yazarak tablomuzun şekillerini belirtebiliyorduk. Örnek vermek gerekirse bir tane oluşturalım birlikte bakın. Veriler isminde bir tablomuz olsun. Toplamda 3 tane sütun alanımız olsun arkadaşlar. Kit dedim. Burada manuel olarak normal bir veri tabanı oluşturuyoruz. Yani mayoskal taban olarak oluşturuyoruz. Tabi biz bunu adına hemen diyelim ki mesela başlık olsun. Daha doğrusu önce tüm tablomuzda olması gereken ID alanımız olması gerekiyordu bütün tablolarda olmak zorunda olan key anahtarımız olduğu için ve diğer kayıtlardan o kaydı seçebilmemiz için kullandığımız bir kimlik anahtarıydı. Daha sonra bir metin alanımız olsun arkadaşlar. Yani yazıyı yazabileceğimiz bir metin alanı bir tarih alanımız olsun. 3 tane alanımız olsun. Buradan integer türünde metinimiz text türünde olsun uzunluk olarak. Burası da date türünde olsun. Uzunluğumuz 11 karakter uzunluğunda otomatik artar şeklinde bunu seçerek bu şekilde Hemen karakter setimizde şuradan belirtelim bakın. UT8 Türk işçi olarak bu şekilde kaydettim. Güzel. Şu an veriler isminde bir tane tablom oluştu. Tabii bu benim burada oluşturmuş oldum yani MySQL'de oluşturmuş olduğum bir tablo. Ancak ben bir projeyi burada kurmuş olduğum bu projeyi başka bir bilgisayarda kullanmak ister ve orada taşımak istersem bu sefer orada da aynı tabloyu bu tabloyu tekrar oluşturmam gerekiyor ya da ilgili tabloyu dışarı aktararak tekrar içeri aktarıp o şekilde kurgulamam o şekilde kullanmam gerekiyor. Peki biz migration'ları niçin kullanıyoruz? Migration'lar arkadaşlar burada yapmış olduğumuz bu manuel işlemleri aslında Arka tarafta yani Laravel Firefox içerisinde Laravel dostları içerisinde kod ile yapmamıza olanak sağlıyor. Ve bizim burada sınırlandırılmış olan daha pek çok şeyi kolaylıkla yapamadığımız bizim için zorlaştırılmış olan bazı kısımları bayoskiyada yapamadığımız işte birbiriyle bağlantı kurma için kullandığımız bazı yapıları bu şekilde görsel olarak yapmak yerine kod ile daha rahat bir şekilde yapmamıza olanak sağlıyor. Peki biz buna nasıl bağlantı yapıyoruz? Derslerin ilk başında yani Laravel eğitimine başlarken Laravel'i kurarken bir veri tabanı oluşturmuştuk sizinle beraber. Şu an kurmuş olduğumuz Laravel eğitimleri isimli veri tabanımız. Ve bu veri tabanımız arkadaşlar derslerde yani bunlara böyle kurarken nokta nv isimli bir dosya içerisinde bağlantısını sağlamıştık. Sadece buraya veri ismini yazmıştık. Kullanıcı ve şifremizi yazarak bu şekilde veri tabanına otomatik olarak bağlanmasını sağlamıştık. Şimdi veri tabanımıza zaten bizim projemiz bağlı olduğuna göre rahatlıkla tablolarımızı da aynı şekilde oluşturabiliriz. Peki bunu nasıl yapacağız? Arkadaşlar hemen terminal ekranımı açıyorum ve terminal ekranında öncelikle birlikte bir projemizi başlatalım dilerseniz. Diyelim ki PHP Artisan Server komutunu kullanarak projemi başlatıyorum. Projem başarıyla başladı. Hemen yeni bir tane tıpkı biraz önce manuel olarak yapmış olduğumuz bu işlemi şimdi kod ile migration oluşturarak nasıl yaparız, nasıl gerçekleştiririz buna birlikte bakalım. Tekrar yeni bir tane terminal ekranı açıyorum arkadaşlar ve PHP Artisan dedim bakın. Biz Controller yapısını nasıl oluşturursak ya da Middleware yapısını nasıl oluşturursak bu yapıyı da yine Make komutuyla oluştururuz arkadaşlar. Yani PHP Artisan Make diyerek oluşturucu için kullanacağım anahtar kelimemi çağırdım buradaki sorgumu çağırdım ve oluşturmak istediğim şeyi söylüyorum. Diyorum ki migration yapısını oluşturmak istiyorum. Yazılımı biraz zor olabilir arkadaşlar ancak kullanımı ve ilerleyen zamanlarda özellikle büyük projeler yaparken çok çok avantaj sağlayacak yapılardan bir tanesi bu. Migration iki farklı komutla çalışıyor arkadaşlar. Birincisi bu şekilde öncelikle dosyamızı oluşturuyoruz. Tıpkı biz hani kontroller dosyasını nasıl oluşturuyorduk? Manuel değil de bu şekilde kodla oluşturuyorduk ve kendisi otomatik bir sınıf yapısına atıyordu. Kontrollerimizi şuradan hızlıca açtığımızda bakın, app içerisinde, HTTP içerisinde, controllers içerisinde mesela form işlemleri. Bunu oluşturduğumuz zaman da şuradaki kod yapılarını, şuradaki yapıları bu sınıfı kendisi otomatik oluşturuyordu. İşte buradaki migration yapısı da bize böyle bir sayfa oluşturacak ve içerisine bir kod yapısı aktaracak arkadaşlar. Ancak veri tabanıyla işlem yapacağımız için veri tabanında burada da tablo oluşturması lazım. İşte bu tabloyu da ikinci bir komutla yapacağız arkadaşlar. Yani aslında migration iki komutla çalışıyor diyebiliriz arkadaşlar. Bir tanesi buradaki dosyayı oluşturmak. Burada o yazacağımız tabloları oluşturacağımız isimler oluşturacağımız yapı oluşturmak dosyasını oluşturmak ikinci çalıştırılacak olan komut yapısı arkadaşlar oluşturduğumuz bu değeri otomatik olarak mayuske ile aktarmayı ve orada tablo oluşturmayı falan komut olacak şimdi PHP artisan make 2 nokta dedikten sonra migration dedim ve hemen ardından bir boşluk bırakarak buna bir isim veriyorum biraz önce veriler ismini oluşturmuştuk şimdi bilgiler olarak ismini oluşturuyorum arkadaşlar bir boşluk bıraktım bu oluşturduğumuz bilgiler ismi arkadaşlar aslında tablomuzun ismi değil bakın bunu kesinlikle karıştırmayın migration dedikten sonra bilgiler ismi aslında bizim burada oluşturacağımız sağ tıklayınca yeni bir dosya oluştururken dosyaya nasıl isim veriyoruz? Aslında migration'a verilen buradaki dosyanın ismi oluyor. Buradaki bilgiler kısmı. Ancak biz tabloyu oluşturacağımız için tablonun ismini de verilememiz lazım. Tamam ben dosyanın ismini bilgiler olarak oluşturuyorum diyor. Ancak aynı zamanda bunun tabloda oluşturacak olan tablonun ismini hangi tablo oluşturacağım ben diyerek tablonun ismini de bizim burada vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla hemen ne yapalım? Tablomuzun ismini de belirtelim. Bunu nasıl yapıyoruz? Konsol ekranına geldim. İki tane tire koydum. create diyorum arkadaşlar ve oluştur diyerek eşittir deyip hangi tabloyu oluşturacağımı burada tablomun ismini yazıyorum. Yani şurada MySQL'imde oluşturulacak olan veri tabanındaki tablomun ismi ne olacak? Bu tablomun ismini de arkadaşlar yine aynı şekilde bilgiler şeklinde yazıyorum. Ya da bilgi yazabilirdim. Bu sefer buradaki dosyamın ismi bilgiler olurdu. Ancak veri tabanında oluşturacak olan tablomun ismi bilgi şeklinde görünürdü. Dosyam bilgiler, tablom bilgi şeklinde görünür arkadaşlar. Create bilgiler diyerek enter tuşuna basıyorum ve oluşmasını bekliyorum arkadaşlar. Şu an bilgiler isminde bir migration dosyamız oluştu. Peki bunu nereden göreceğiz? Oluşturuğu nasıl anlarız? Şöyle kapattım tekrar konsol ekranımı. Migration'larımız arkadaşlar bizim database klasörü içerisinde bulunur. Bakın şurada app klasörümü kapattım. Bootstrap var. Config ayar dosyamız var. Ayar klasörümüz var. Hemen altında database yazıyor gördüğünüz üzere. Database'i açtığım zaman burada Factory'ler, Migrations ve Seed yapıları bulunmakta arkadaşlar. Oluşturmuş olduğumuz biraz önceki o bilgiler isimli Migration yapımız buradaki Migrations klasörü altında bulunur. Bunu açtığımda bakın daha önceden Laravel'i kurarken varsayılan olarak gelen 3 tane ayrı Dosyamız var. 3 tane aile migration yapımız var. Zaten sistem tarafından otomatik olarak bunlar geliyor. Bizim oluşturduğumuz ise şu an başında bakın tarih kendisi otomatik olarak belirtti. Tarihte var. Bir numara var. Ve otomatik olarak bilgiler isminde bir dosya oluşturuldu. Migration dosyamız oluşturuldu. Ve içini açtığımda bakın. Burası iki ayrı fonksiyon şeklinde çalışıyor arkadaşlar. Bir tanesi bu dosya çalıştırıldığında ne yapılacaksa bunu belirteceğimiz işlem. İkinci kısım ise down yapısı yani tabloda düzenleme ya da kaldırma işleminde yapılacak olan bir işlem gerçekleşiyor. İki aşamada söyleyebiliriz bu kısmı. Bizim şu an için şuradaki up fonksiyonunda işimiz var. Biz çünkü bu fonksiyon içerisinde otomatik olarak düzenleme yapıyor olacağız. Burada arkadaşlar dosyalarımızı yani burada veri tabanımızı oluşturacak olan tablolarımızı create table diyerek başlatılan bir SQL cümlesi yerine şu şekilde bir cümle ile SQL yazmamızı olanak sağlıyor. Aslında bu bir nevi sınıf üzerinden objektleştirilmiş. Yani Laravel'in SQL ile nesne tabanlı programlama arasındaki kurduğu bir kurgu diye düşünebiliriz arkadaşlar. Daha doğru açıklaması böyle olur. Çünkü biz SQL yazarken ne yaparız? Örnek veriyorum. Şuraya yazacak olursak mesela create table mesela bilgiler şeklinde biz ismini yazarız. Normalde SQL olarak veri tabanında böyle bir tablo oluşturmak istersek böyle bir komut kullanmamız gerekiyor. Ancak burada Laravel bize diyor ki herhangi bir şey yapmana gerek yok. Ben zaten öyle bir obje kullanıyorum. Yani şu işlemi yazmana gerek yok. Bana sadece hangi alanları ne türde açacağımı söyle ve ona göre düzenlememi yap şeklinde bilgi veriyor. Dolayısıyla şu işlem otomatik olarak şurada yazdığımız bilgiler ismindeki bir yapıyı kurguluyor. Bunu tetikliyor arkadaşlar. Burada biz aslında o op üzerinden yani object oriented tabanlı olarak aslında tablomuzu oluşturuyoruz. Ama Laravel arka tarafta böyle bir metot kullanarak veri tabanına o bilgiyi eklemiş oluyor arkadaşlar. Hemen şurada örnek olarak bilgileri söyledik bakın bilgiler dedikten sonra table yani bağlı olan tabloya bağlı şu kısım hiçbir zaman değişmiyor. Çünkü tüm nesnemiz artık bu yapı üzerinden buraya tetikli olarak gelmekte. Önce ID alanı eğer bu şekilde oluşturmak istiyorsanız ID'yi bu şekilde bırakıyorsunuz. Şuradaki ID'miz arkadaşlar aslında veri tabanımızda veriler tablosunu oluşturmuştuk ya biz. İşte bu tablomuzda şurada atadığımız otomatik artar seçenekli olan bu birincil anahtarı kendisi otomatik olarak tanımlıyor. Yani siz buraya auto increment özelliği vermiyorsunuz ayrıca. Şu komutu yazmanız otomatik olarak bu özelliği sağlamış oluyor. ID alan olarak tanımlamış oluyor. Güzel. Peki biz bir de metin alanımız vardı. Metin alanını oluşturacaktık. Hemen onu da oluşturalım. Bakın dolar table dedim. Table olarak oluşturmak istiyorum. Öncelikle ne oluşturmak istiyorsam yani hangi veri türünde o alanı açmak istiyorsam ben buraya text türünde açmak istiyorum diyebilirim. Ya da biraz daha uzun olsun long text üzerinde açmak istiyorum dedim. Yani biraz daha uzun büyük metinlerle çalışmak istiyorum dedim. Long text üzerinde çalışmak istiyorum diyerek bu şekilde öncelikle veri türünü burada belirliyoruz. Ya da bar chart türünde açmak istiyorsak yine string yapısını kullanabiliyoruz arkadaşlar. Burada biz tekstürünü de aynı şekilde açalım. Çünkü tekstürünü de oluşturmuştuk. ilk manuel tablomuzu oluştururken. Parantez içerisinde arkadaşlar tablomuzun ismini, oradaki alanımızın ismini yazıyoruz. Biz metin alanı için kullanmak istiyoruz. Yani metin alanına buradaki text özelliğinin verilmesini istiyoruz. Ve noktalı virgül diyerek bu şekilde atadık. Ancak şöyle bir durum arkadaşlar hatırlayacağınız üzere biz bu kısma metin alanına e, null değeri atayabiliriz. Yani şuradan bakın değiştirdiğim şuradan boş kısmı şuraya boş bırakılabilir bu alan diyerek bunu buradan manuel olarak belirtebilirim. Kaydettiğimde alter table yapısı ile şöyle bir komut çalışıp bu alanın null olacağını yani boş bırakılabilir olduğunu söyleyebilirim burada. Peki bunu kodda yani şu kısımda nasıl yapabilirim? Bu kısımda ise arkadaşlar şu işlemi yaptıktan sonra bir tane daha ok çıkıyorum ve diyorum ki nullable özelliğini kullanarak buradaki alanın boş bırakılabileceğini burada söylemiş oluyorum. Yani şuradaki fonksiyon aslında biraz önce yapmış olduğum bu şuradaki alert üzerindeki boş bırakılabilir özelliği aktive etmiş oluyor. Dolayısıyla şuradaki şuradaki boş alandaki bu seçeneği seçmemize olanak sağlıyor arkadaşlar. Buradaki null yapımızda bu işe yarıyor. Bu şekilde boş bırakılabilir olduğunu görmüş olduk. Bunu da söyledik. Ve en sonunda ise işte bir tarih alanımız vardı. Şöyle yapıya gidecek olursak bakın tarih date formatındaydı. Ancak her tabloda tarih alanını date özelliğini bu şekilde vermek zorunda kalmadan burada time stamp özelliğini vererek yani şuradaki fonksiyon özelliğini de vererek bu fonksiyon özelliği ile tarih alanlarını oluşturan iki ayrı sütunda oluşturabiliyoruz. Yani şuradaki şuradaki komutumuz arkadaşlar aslında şu işe yarıyor. Biz bu sorguyu çalıştırdığımızda otomatik olarak çalıştırdığımızda önce veri tabanımıza ID alanı oluşturuluyor. Daha sonra metin alanı oluşturuluyor text Daha sonra kayıt et isminde oluşturduğumuz bir tane kayıt ilk ne zaman kaydedilmiş ilk ne zaman veri tabanı oluşturmuş biz buraya mesela kayıtlar giriyoruz değil mi mesela bir tane kayıt girelim veriler içerisinde hemen şöyle eklediğim mesela şuraya bir yazı yazdım şuradan da bir tarih seçtim ben bu tarihte bu kaydı ekledim diyelim hangi tarihte bu kayıt eklenmiş ise bunu tutan aslında bir alan oluyor arkadaşlar buradaki alanın ismi ikinci bir alan ise update kısmı update ismi ise arkadaşlar şu iş yarıyor ben ilerleyen zamanda bu metin ismini değiştirdim farklı bir isimle güncelledim update ettim o zaman o update alanındaki tarih alanı güncelleniyor arkadaşlar. İki tane tarih alanı olduğunu düşünün. İlk tarih eklenen verinin oluşturulma tarihi, ikinci tarihi ise güncellenme tarihi şeklinde. iki ayrı alan sunuyor. Buradaki fonksiyonun görevi bu arkadaşlar. Bu işe yarıyor. Ve biz hemen hemen bütün tablolarımızda bu yapıyı ve şuradaki ID yapısını kullanıyor. Oradaki yapıları da kendimiz kurgulayarak buna göre düzenlemesini yapıyoruz. Bize çok büyük avantajları var. Özellikle inner join işlemleri yaparken çoklu tablolarla ilişkilendirilen ilişkisel veriler için kullanılan özellikle tablolarda işte kategori ID'si başka bir tabloya bağlı olan verileri getirmek gibi işlemleri yaparken iç içe ilişkisel veriler kullanmak için bu yapıları genelde kullanıyoruz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda projelerimizde göreceksiniz ki çok çok büyük avantajlar bize sağlayacaklar. Yani şöyle söyleyeyim. Şurada yapamadığımız birçok şeyi aslında burada kodlarla rahatlıkla yapabilir olacağız. Bu şekilde kaydetti. Gayet güzel. Şu an oluştu. Burada aynı şekilde PHP Artisan serve diyerek ilgili olan sunucumuzda çalışıyor. Bir çağıralım bakalım, hemen çalıştıralım. Enter dedim. Evet, bir bakalım. Şu an Laravel'in ilk kurulum ekranı aynı şekilde karşımıza geldi. Peki tablomuz oluştu mu? Şu an tabanımızda tablomuz var mı? Şimdi biz bunu oluşturduk ama tablomuz var mı? Bakalım. Hemen Laravel eğitimlerine tıkladım. Bakın hala ilk oluşturduğum tablo burada yer alıyor. Neden? Çünkü biz dedik ki biz sadece buradaki Laravel üzerinde bu dosyayı ve kurguyu kurduk. Ancak buradaki dosyaları ve ilgili oluşturduğumuz bu yapıyı buradaki tabloyu oluşturabilmemiz için de bir tane daha komuta ihtiyacımız var demiştik. Çünkü iki komutla çalışıyordu. Bir tanesi bu dosyamızı oluşturabilmesi. ikincisi ise bunları ile aktarabilecek bir komut. Yapacağımız bu komut arkadaşlar otomatik olarak migration cluster'ı içerisinde ne kadar dosya var ise ne kadar dosya içerisinde oluşturulacak olan tablo var ise otomatik olarak bu tabloların oluşturulmasını sağlıyor arkadaşlar. Yapacağımız bu komut. Biraz sonra yazacağımız bu komut. Ve Laravel'i ilk kurarken varsayılan olarak user yani kullanıcılar tablosu, kullanıcı şifrelerinin tablosu ve bir İş örneğine ait, kullanıcı iş örneğine ait örnek bir tablo yapısı burada yer alıyor arkadaşlar. Bakın kullanım şekilleri de burada var zaten. Bunlar Laravel'i kurduğunuzda standart olarak gelen 3 ayrı migration yapısı arkadaşlar. Tabi biz bir de bilgiler isminde oluşturduk. Şimdi bunları veri tabanında nasıl oluştuğunu birlikte bir görelim isterseniz. Şurada oluşturulan tablolar aynı şekilde otomatik olarak oluşturuyor. Tabi biz şunlara ihtiyacımız yok şu an için. Yani buradaki tablolarımıza ihtiyacımız yok. Dolayısıyla bunları şöyle hatta seçeyim. Komple seçeyim. Bu 3 tabloyu da buradan kaldırıyorum. Şu an için bunlara ihtiyacım yok çünkü sadece bizim için bilgiler yeterli bizim. Çünkü sadece bunu oluşturmamızı istiyoruz. Hemen geldim ve komutumu çalıştırıyorum arkadaşlar. Çalıştıracağım komut şu. php artisan migrate komutunu çalıştırıyorum arkadaşlar. Bu komut migration klasörü altında ne kadar dosya var ise Bunları otomatik olarak çalıştırıp veri tabanında işlem yapmamıza olanak sağlıyor. Bakın enter dedim. Otomatik olarak bilgiler isminde ilgili dosyayı oluşturarak bu dosya üzerinde işlemini sağlayıp başarılı bir şekilde sonucumuzu döndürdü. Bakalım şu an tablo yapımız ne hale geldi. Bakın Laravel eğitimlerinde şu an bir tane vardı sayfamı yenilediğimde Migrations isminde bir tablomuz bir de bilgiler isminde bir tablomuz oluştu. İki tablomuz var. Migration tablomuzda hangi migration'ları bu zamana kadar oluşturmuşsa bunlar listeleniyor arkadaşlar. Biz bir tane daha burada migration oluşturduk diyelim. Bu sefer Üstteki migration'ı aynı komutu yazdığımızda üstteki migration'ı oluşturmuyor. En son hangi dosyalar yok ise yani şuradaki tabloyu kontrol ediyor bu tablo içerisinde hangi migration'lar yok ise onları önce oluşturup daha sonra burada kayıtlı olarak tutuyor. Yani migration'ları aslında kendisi buradan takip ediyor. Diğer kısım ise şu an bizim oluşturduğumuz bilgiler isimli bakın burada oluşturmuş olduğumuz tablomuz. Bu tablomuza bakacak olursak bakın boş yapı kısmına geldiğimde ID alanını bin int türünde kendisi oluşturmuş 20 karakter uzunluğunda Unsigned özelliği aktif ve varsayılan özelliği boş olmayan Auto increment yani otomatik artar şeklindeki ID alanına bakın otomatik kendisi oluşturmuş. Metin alanımız teksti. Text türünde kendisi null olarak otomatik olarak oluşturmuş bakın. Ve created at ve updated at özelliklerindeki iki alanımızı yani biraz önce bahsetmiş olduğum buradaki timestamp özelliği ile buradaki oluşturma ve güncelleme tarihlerini tutabileceği iki alanı da kendisi oluşturmuş arkadaşlar. Başarıyla Bilgiler tablosunda bu şekilde alan açabiliyoruz. Bu alanları buradaki oluşturmuş olduğumuz bu yapıları oldukça sık kullanacağız. Bu bilgileri oluşturmuş olduğumuz veriler ile ilerleyen zamanda şiddlerle veri tabanına veri eklemeyi, buradaki tablolarımızdan veri eklemeyi, aynı zamanda model oluşturmayı yine görüyor olacağız arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.